Evet, gezimizin 6. günü konaklama yapacağımız Ordu Kubaliç Otel'deyiz. Bugün de Kubaliç Otel'de konaklama yapacağız. Tabii biz elbiselerimizi şu an koyduk. Birazdan işte yemeğe geçeceğiz. Otelimizin odasını size tanıtmak istiyorum. Şöyle güzel geniş bir oda. İçeride lavabosu, banyosu, standart bir oda. Gördüğünüz gibi bu akşam burada konaklama yapacağız. Karadeniz gezimiz yarın Samsun ve Amasya turuyla son bulup akşamında da Sakarya'ya inşallah dönmüş olacağız. Programımız bu şekilde. Şimdi akşam yemeği için aşağıya doğru iniyoruz. Kubaliç Oteli'nin şu an restoran bölümündeyiz. Akşam yemeğini şu an burada yiyeceğiz. Kurulmuş şu an akşam yemeği alıyor. Yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor. Henüz daha gelmeyenler var. Biz de Savut Turizm ailesi olarak misafirlerimize afiyet olsun diyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Otelimiz oldukça güzel bir otel. Ordu'da. Oraya geldiğinizde Kubaya Çoteli tercih edebilirsiniz. Söyleyeyim. Çok keyifli insanlarla karşılaştığım için mutluyum. İnşallah Sakarya'da da yine görüşme şansımız olur. Siz de Antalya'ya her zaman için davetlisiniz. Konyaaltı'nda yaşıyorum. Numaramı Özgür'den de alabilirsiniz. Bir telefon. Ben Konyaaltı'ndayım. Ben Antalya'dayım kardeşim. Geldim dediğiniz zaman misafirimde olursunuz. Gezdiririz de sizi. Yani her türlü imkanları seferber ederiz. Böyle güzel insanlara da bizim için o yakışır. Değerli konuklar bulursunuz. Ben her zaman Antalya'dayım. Genelde yaz sezonu aktif olarak Antalya'dayım. Kışa doğru böyle işte bahar sezonları dışarılarda oluyoruz. Bugün yine son günümüz olmasına karşın çok keyifli, güzel iki tane şehrimizi göreceğiz. Bunlardan birincisi yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonrası dolaşacağımız Türk kalbinde önemli yeri olan gerek tarihi gerek mitolojik efsaneleriyle özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşlediği o ruhu yaşayacağımız Bandırma Vapuru'nu ziyaret edeceğimiz Samsun kentine olacak yolumuz. Yaklaşık 2 saat yolumuz var buradan. Terme, önce tabi Ordu. Ordu şehir merkezinden panoramik olarak geçeceğiz. Sonra Ordu'nun meşhur türkülere yine konu olmuş Fatsa, Ünye gibi, Perşembe Ovası gibi yerlerinden geçeceğiz. Ardından Terme'den sonra Samsun şehir merkezine girmiş olacağız. Hemen sahilinde yer alan Samsun'un Bandırma Vapuru'nu gezme şansımız olacak. Bandırma Vapuru'nda fotoğraflar, videolar çekeceğiz. Sonrasında beraber yine aracımızda buluşacağız. Aşağı yukarı böyle 1,5 saat, 1 saat 40 dakika gibi bir zaman oluyor. Amasya'ya girdiğimiz zaman yine önemli kentlerimizden Amasya'nın hem doğal manzarasını yaratan gece ayrı güzel, gündüz ayrı güzel Yeşilırmak'ın kenarında böyle harika bir yürüyüş turu yapacağız. Hemen yine meşhur Amasya genelgesinin yapıldığı binayı, Saat Kulesi'ni, şehrin sembolleşmiş öğelerinden Saat Kulesi'ni, sonrasında o meşhur konaklarını, Amasya'nın Yeşilırmak'a yansıyan böyle sanki yerin altında başka bir Amasya varmış görüntüsü yaratan meşhur konaklarını gezeceğiz. Yine Kral Kaya mezarları, yukarıda hemen tepeden görebileceğimiz eskiden ünlü kralların veya ailelerinin gömüldüğü kaya mezarlarını göreceğiz. Amasya'nın bu anlattığım yerlerin hepsi aynı alanda. Yeşilırmak boyu şöyle hem şehzadelerimizin heykelleriyle süslenmiş o gezi bandını gezme şansımız olacak. Hem Yeşilırmak'ın fotoğraflarını çekme şansımız olacak.
hem de güzel konakları yine 17. yüzyıldan günümüze kadar ulaşabilmiş. 300 ila 400 yıl arasında değişen tarihleri ve anılarıyla konakların arasından gezip dileyen misafirlerimize de yine oranın magnetinden tutun da işte yapılan süslemelere, hanımların özellikle yapmış olduğu bebeklere ya da çanak çömleğe kadar alma şansımız olacak Amasya'da. Tahminen Amasya'da öğle saatlerine varmayı planlıyoruz. Bir, yani 12.45 bir civarı Amasya'da olursak bir saat kadar bir öğle yemeği için zamanımız olacak. Sonrasında da beraber şöyle Yeşilırmak turu, konakların gezisi ve Kralkaya mezarlarını, saat kulesini göreceğiz. Toplam aşağı yukarı 1 saat, 1,5 en fazla saat kadar Amasya şehir merkezinde gördükten sonra değerli misafirler sizlerle dönüş yoluna doğru memleket Adapazarı'na doğru aşağı yukarı bir 7-7,5 saat kadar yolumuz olacak. Yani 3 gibi çıkarsak tahminen 11 gibi gece Adapazarı'nda olmayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. Evet, güzel bir günden herkese merhaba diyorum. Karadeniz gezimiz kapsamında bugün de Samsun'dayız. Şu an Samsun'un sahil tarafındayız. Bandırma vapurunu içerisini gidecektik ama belediye içeride şu an saat 8 ile 1 arası tadilat yaptığı için bu saatler içerisinde ziyarete kapalı olduğunu söylediler. Biz de mecburen giremedik Bandırma vapuruna. Burada sahilde misafirlerimize bir yarım saat serbest zaman verdik. Parkta odasında isteyen, burada kafeler, restoranlar var. Çay kahve içebilir. Bu şekilde vakti değerlendirmek maksadıyla şu an buradayız. Zaten gelen tur arabaları da bizim gibi geldiği gibi gidiyor. Kapalı olduğu için. Evet, Bandırma vapurunun yerine birazdan Atatürk heykelinin olduğu yere gideceğiz. Oradan bir işte oradan ekstra görüntüler size yayınlayacağız. Karadeniz gezimiz tümüsü ile devam ediyor. Evet değerli konuklar, şu an Samsun kentindeyiz. Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin ruhunun başladığı yerdeyiz. Hemen Samsun'da Tütün Limanı karşısındayız. Tütün Limanı'nın özelliği şu, hemen hızlıca bahsedelim. 19 Mayıs 1919'da atamızın ve yine Kaptan İsmail Hakkı Bey ile beraber askerlerin, yanındaki kurmayların askerlerin ilk adımı attığı yerdir. İlk adım da Samsun'un da önemli bir ilçesidir. Arkamda hemen limanın karşısında, Tütün Limanı karşısında Atatürk Parkı ve merkezinde arkamda görmüş olduğunuz Onur Anıtı vardır Samsun'da. Avustralyalı ünlü heykeltıraş Henry Crapple tarafından yapılmış ve 1932 senesinde de buraya hemen atanın ilk adımını attığı yere, 19 Mayıs 1919'da Atatürk Parkı içerisine konulmuş. Rölyeflerinde hemen şöyle bakarsak, dönecek olursak da yine Türk ruhunu yansıtan, Kurtuluş Savaşı, özgürlüğümüzü betimleyen kabartmalar vardır. Çiftçisiyle, okumuş insanıyla, kesim, farklı farklı kesimlerden Türk ruhunu sembolize etmekte. Heykelimiz 8.8 metre yüksekliğinde olup Atatürk'ün hemen üzerinde binmiş olduğu at da şahlanmış vaziyettedir ki Türk ruhunun, böyle Türk ulusunun özgürlüğünü gem vurulamayacağını sembolize etmektedir. Çok teşekkür ederiz. Herkesi Samsun'a, Sağatürk Sakarya ile geziye bekliyoruz. Teşekkür ederiz Görkem Bey. Verdiğiniz güzel bilgiler için. Karadeniz gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, ülkemizin en büyük bayrağı şu an tam karşınızda duruyor. Samsun'un Kabak ilçesindeyiz şu an. Bir akaryakıt benzin istasyonundayız. Burada, buranın özelliği ülkemizin en büyük bayrağının olduğu yer olması.
Şu an olduğum yer Samsun Kavak ilçesi. Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı şu an burada. Yerden yüksekliği 116 metre. 450 kilo ağırlığındaki Türk bayrağı var şu an tam karşınızda. Buradaki bayrak 2 ayda bir yenisiyle değiştirilerek burada gönderde semalarda uçmaya devam ediyor. Biz de bu bayrağımızı size şu an gösteriyoruz. Gerçekten muhteşem bir görüntü. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerle kanı sulanan